Bismillahirrahmanirrahim. Rehber TV'nin kıymetli izleyenleri, öncelikle sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlar. Sizlere hayırlı akşamlar dilerim. Gündeme dair gelişmelerin konuşulduğu ve yorumlandığı gündemin nabzında bir kez daha birlikteyiz. Bu akşam haç ve kurbanı konuşacağız. Haç ve kurbanın Müslümanlar açısından, İslam tarihi açısından Müslümanlar için ne kadar kıymetli olduğunu kıymetli konuklarımla inşallah konuşacağız. Kıymetli izleyenler, sizler de dilerseniz gündemin nabzı etiketiyle soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada stüdyoda çok iki önemli konuğum var. Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Şenlik Hocam ve Molla Beşir Şimşek Hocam misafirlerimizdirler. Hocam hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum sizlere. Hocam hacı konuşacağız. Onu konuşmadan önce dün vefat eden Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz vefat etti. Bunun derin teessürünü, üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu arada da kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, dava arkadaşlarına ve onu seven bütün sevenlerine de Rabbim'den sabırlar diliyoruz. Hocam siz kendisini tanıyor muydunuz? Onda bir şeyiniz olmuş muydu Mehmet Yavuz Bey'le? Mehmet Yavuz Bey'le Bismillahirrahmanirrahim. Epey zamandır tanışıyoruz. Evet. Gerek televizyon programlarında, gerek gazete köşe yazarlığında beraber çalıştık. Evet. Gerek siyasi olarak da bir dönem birlikte evet. Seçime girdik. Sevilen, herkes tarafından sevilen. Yani gerek bizim camia ve gerek umum halk tarafından sevilen bir yüzdü. Yüzü güler. Evet. Evet, gülen bir yüzü vardı. Hoş bir sözü vardı. Ve bir de hızı vardı. Her şeyinde hızlı bir insandı. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. Ve bizleri de onunla birlikte Havz-ı Kevser başında birlikte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la buluşmayı bizlere nasip eylesin. Amin. İnşallah Teala o gitti, makamına ulaştı. Biz de yoldayız. Evet. Rabbimiz ne zaman nasip eder biz de gideriz, o bilir. Doğrudur. Ölüm acı bir şeydir ama kaçılmaz bir hakikattir, bir gerçektir Necip Fazıl'ın deyimiyle. Ölüm budur perde arkası haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bu münasebetle tekrardan kendilerine Rabbim'den rahmet diliyorum. Rabbim onu peygamberlerle, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle beraber haşretsin inşallah. Hocam size demek istediğiniz bir şey var mı bu konuda sizin? Tabii şimdi Mehmet Yavuz hocamızı kaybetmek hakikaten hepimizi derinden üzmüştür. Bir değerdi. Hakikaten bir kabiliyetti. Bugüne kadar çok güzel bir şekilde kendisinden istifade edildi. Ona hepimizin hakikaten ihtiyacı vardı. Bu tür kıymetler, değerler kolay kolay yetişmiyor. Evet. Ve tam da böyle en güzel bir zamanda, istifade edilecek bir zamanda, ona ihtiyaç duyulduğu bir zamanda aramızdan gitmesi hakikaten bizleri üzmüştür. Ancak şu bir hakikattir ki, Mehmet Yavuz kardeşimiz hakikaten ömrünü İslam'a hizmette bitirdi tabiri caizse. Dolu dolu bir ömür yaşadı, dolu dolu bir amel-i salihle bir hayat geçirdi. Bu da onun açısından baktığımız zaman sevindirici bir durum. En çok sevildiği, en çok değer bulduğu, en çok şey edildiği bir dönemde böyle kıymetli bir şekilde ayrılması da ayrı bir güzelliktir. Tabii bize düşen genç kardeşlerimiz, abilerimiz, hepimizin de böyle bir hizmetle, böyle bir ibadetle, salih amelle, efendime söyleyeyim, bir hayat sürdürmek olmalı. Şüphesiz ki bu tür değerlerin kaybedilmesi hizmet açısından belki evet telafisi zor bir durum ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin ona en çok muhtaç olduğu bir zamanda Peygamber Efendimiz ümmeti onu kaybetti ama
Buna rağmen Allah-u Teala'nın dini devam etti ve bu din tamamlandı. Öyle inanıyoruz ki Allah-u Teala onu bizden aldığına göre mutlaka onun yerini dolduracaktır. Bu dini, bu hizmeti sahipsiz bırakmayacaktır. Bir kez daha Yüce Allah'tan hepimiz hakikaten onun için dua ettik bugüne kadar da. Rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Hepimizin, bütün kardeşlerimizin, camiamızın başı sağ olsun. Ve Allah-u Teala onu bu zor zamanında temizlemiş bir şekilde inşallah onu götürdü. Rabbinin huzuruna gitti. Kullu nefsin zayikatul mevt. Dolayısıyla hepimiz bu ölümü tadacağız. Mühim olan salih bir amelle, güzel bir eser bırakarak gitmek bu şekilde. Ailesinin başı sağ olsun. Ailesine Allah-u Teala'dan sabır diliyoruz. Çocuklarına sabır diliyoruz. Sevenlerine sabır diliyoruz. Allah-u Teala kendisine rahmet etsin inşallah. Allah, bu güzel günlerde, bu mübarek günlerde gitmesi ayrı bir güzellik manevi olarak. Allah-u Teala rahmet etsin inşallah. Bütün ölmüşlerimize, bütün Müslümanların ölmüşlerine Allah-u Teala rahmet etsin inşallah. Ona da çok Allah rahmet etsin. Allah razı olsun inşallah. Rabbim kendisine rahmet etsin. Ailesine sabırla versin. Hocam, bugünkü konumuz hac, kurban, onu konuşacağız. Baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala özellikle hacca temas ettiğini görüyoruz. Hacca değindiğini görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam birçok hadisinde haccın önemine binaen birçok söz söylediğini görüyoruz. Biz Müslümanlar olarak haccın bizim için önemi nedir? Biz onu nasıl anlamalıyız? Sadece böyle gidip gidilecek bir ziyaret mi, görülecek bir yer olarak mıdır? Yoksa onun Allah-u Teala'nın bize istemiş olduğu aksiyoner olarak başka bir şey mi vardır? Bismillahirrahmanirrahim. Hac, bildiğimiz gibi İslam'ın temel esaslarından bir tanesidir. Beş ana rükünde biridir. Diğer ibadetler, bazı ibadetler fiilidir, bazı ibadetler amelidir. Ama hac hem fiilidir, hem malidir, hem bedenidir. Hem mal ile yapıyorsun, hem de bedenin o işin içindesin. Böyle çok yönlü bir ibadettir. Şeyi vardır haccın. Aynı şekilde toplumsal olarak da haccın çok faydaları vardır. Çok. Bizim için çok önemlidir. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmış. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkı vardır ki gidip onun beytini hac etsinler. مَنْ اِسْتَطَعَ اِلَيْ سَبِيلًا Ona yol olarak gidebilen kim varsa. Evet, gücü yerinde olan, gidebilen kim varsa hepsinin üzerinde Allah'ın evine gidip ömründe bir kere hac etmek farzdır. İslam'ın temel esaslarındandır. Hacın sevgisi herkesin kalbinde vardır. Çünkü günde beş defa yöneldiği Kabe-i Muazzama'yı gidip açık gözle görmek, gidip yakından böyle oraya temas etmek ayrı bir duygudur yani. Farklı bir duygudur. Oraları dolaşmak, ashabın kullandığı toprakları kullanmak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gezdiği, tavaf ettiği o Kabe'yi onun gibi tavaf etmek, İbrahim Aleyhisselam'ın tavaf ettiği, İbrahim Aleyhisselam'ın bina ettiği, temelini attığı ve temelini yükselttiği İslam oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte o Kabe'yi gidip görmek, ziyaret etmek. Neyin adına? Allah'ın evi adına. Bu Allah'ın evidir. Allah demiş burası benim evimdir. Evet. Benim evime gelmek isteyen, bana konuk olmak isteyen buyurun gelsindir. Benim evim burada. Herkesi konuklayabilirim. Dar bir yerde, bir vadidedir ama ne kadar insan gidiyorsa yer vardır. Eyvallah. Yer açılıyor. Manevi olarak yer geniştir. İnsanların kalbi geniş olduğu zaman dar yerler de genişliyor, geniş oluyor. Kimileri günümüzde aslında bu biraz farklı bir konu. Oraya fazla girmek istemiyoruz ama yani orada sıkıntı olur, fazla hacı gitmesin vesaire. Teknik düşünceler veyahut teknik babdan uydurulan mazeretler
diyorlar. Orası dar gelir. Fazla insan oraya birden yığılırsa işte insan telefiyatı olur. Olaylar olur, şu olur, bu olur vesaire. Olabilir. Yani bunun ihtimali varsa diye hacı kısıtlamak öyle bir hakkımız yoktur. Kesinlikle. Adam diyor ben hacca giden belki Allah benim ruhumu olmaz. Ben gelmek bile istemiyorum. Gidip Rabbimin beytini tavaf edeyim. Kıblemi gidip göreyim orada. Orada alnımı secdeye koyayım. Bunun için aşkla, heyecanla gidiyor. Bunlar önü tıkıyorlar. Gideceksin, ayak altında öleceksin, şu olacaksın. Orada dahi sürekli bu duyguları pompalıyorlar insanların kulaklarına, beyinlerine. Aman ayrılmayın, kaybolacaksınız. Kaybolması lazım. Aslında oraya giden bir insan orada kaybolması lazım. Kayıp olmamışsa, o camiaya karışmamışsa, o kazanda böyle yoğrulmamış, böyle onunla bütünleşmemişse, yine yalnız gitmiş, yalnız gelmişse, insanlarla temas etmemiş, görüşmemiş, anlaşmamış, konuşmamış, böyle zavallı zavallı gidip gelmişse, vay, insan o gibi hacilerin haline insan acıyor, üzülüyor. Maalesef insanları bu duyularla motive ediyorlar ve bu şekilde askeri içtima gibi uygun adımla götür getir gibi götürüp getiriyorlar. Maalesef. Hacı gidip oraya karışması lazım. Bütün insanlara temas etmesi lazım. Görüşmesi lazım. Derdini anlatması lazım. Derdini dinlemesi lazım. Hacın en büyük önemi budur. İleriki sefralarda bu konuya daha geniş değineceğiz. İnşallah hocam, yani bu akşam hani mesela haccın ve öneminden bahsedeceğiz ama fıkhi boyutlarından ziyade özellikle sosyal hayata müdahale edilmesi gereken bir haccın nasıl olması gerektiği üzerinde inşallah konuşacağız. Hocam bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Hakikaten baktığımızda neredeyse her yıl istisnasız 4 milyona yakın, ki belki daha fazla insan hacca gidiyor, haccı tavaf ediyor. Hatta günümüzde, yaşantımızda, toplumumuzda belki binlerce hacı adayı var. Fakat haca gittikleriyle gidendikleri arasında sanki bir fark yok. Yani sadece evet hacı ismiyle geliyorlar. Fakat haccın onlara yüklemiş olduğu o sorumluluğu yüklenemediklerini görüyoruz. Yani hakikaten hac yeryüzündeki bütün Müslümanların ortak bir noktada buluşması, onların bir arada kenetlenmesi, birbirleriyle dertlerini paylaşması gereken bir yer olması gerekirken aynı kafile, kendi kafilesinin dışında belki başka bir kafileyi tanımadan aynı şekilde geri dönüyor. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bi'nesta'in. Bütün ibadetlerde bu ibadetin hikmetleri vardır. Evet. Allah-u Teala'nın emrettiği bütün emir ve yasaklarda mutlaka bir amaç var. Yani kişinin fert olarak insan hayatında önemi var, toplumsal hayatta önemi var, dünyevi hayatta önemi var, uhrevi hayatta önemi var. Allah-u Teala hiçbir zaman kullarına durup dururken namaz kılın, bilmem zekat verin, efendim kurban kesin ve şu, yani hikmetsiz değildir Allah-u Teala'nın bu emirleri. Dolayısıyla Hac Seydam'ın ifade ettiği gibi dinimizin temel esaslarından birisidir. İslam'ın bir rüknüdür. Ve belki ileriki şeyde eğer bunu konuşacaksak, haccın pek çok hikmetleri vardır. Faydaları vardır. Dolayısıyla bu kadar, yani وَاَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, yani Allah-u Teala diyor ki insanları hacca davet et, hacca çağır. Evet. Niye? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, yani orada o menfaatları elde etsinler diye. Orada pek çok menfaatler var demek ki, hikmetler var ki Allah-u Teala diyor ki peygamberine insanları hacca davet et. Allah-u Teala'nın, Sedam'ın az önce okuduğu ayet-i kerimede geçtiği gibi, Allah-u Teala'nın insanlar üzerinde, Müslümanlar üzerinde bir hakkıdır hac. Niye? Evet. Demek ki bazı sebepleri vardır. Dolayısıyla o menfaatleri elde etmek gerekir. O menfaatlerin ne olduğunu bilmeden o menfaatleri elde etmek mümkün değildir. Ha, bu neye getiriyor? Dolayısıyla bir şey yapılacaksa o işin neden yapıldığını, niye emredildiğini, kast edilen efendim fayda nedir orada, değil mi? Yani şu anda eğer bu bilinmezse hangi ibadeti yaparsanız yapın ondan istifade edemezsiniz. Mesela Allah-u Teala bize
Günde 5 vakit namaz kılmamızı emrediyor. Bu kadar tekrar edilen bir ibadetin ne kadar ehemmiyetli, insan hayatında ne kadar ehemmiyetli olduğunu bize gösteriyor. Ama eğer bir insan günde 5 vakit namaz kılıyorsa da niye kıldığını bilmiyorsa. Yani bilmiyorsa hikmetini, sebebini, faydasını, kılmadığı takdirde efendim cezasını bunları bilmeden sadece böyle sporsal bir faaliyet olarak bunu görür gibi bazı davranışları, hareketleri yapmaktan ibaretse şüphesiz ki Allah-u Teala'nın o ibadette kendisi için efendim söyleyeyim hazırlamış olduğu menfaatleri elde edemez. Evet. Ki bugün mesela diğer ibadet, zekatta da böyledir vesaire diğer bütün ibadetlerimizde. Şimdi hac hakikaten çok meşakkatli bir ibadettir. Çok zor bir ibadettir. Çok külfetli bir ibadettir. Yani mesela bir namaz gibi değildir. Efendim mahallenin içerisinde evinin hemen yakınındaki bir camiye gidip bir 4 rekat namaz kılıp gelmek gibi bir şey değildir. Hem maddi bir ibadettir. Yani mali bir ibadettir. Hem de bedeni bir ibadettir. Evet. Ve hakikaten uzun süre ailenden, işinden, gücünden, efendim söyleyeyim her dünyayı bütün menfaatlarından efendim ayrılıyor ve bir yolculuğa devam ediyorsun. Bir yolculuğa giriyorsun. Bir sürü para masraf ediyorsun. Uzak diyarlara gidiyorsun. Yani belki oraya kendisini kaydetmekle o meşakkati başlıyor dönünceye kadar. Hacca giden bütün Müslümanlar bunu biliyor. Şimdi bu kadar zor, bu kadar zahmet, bu kadar efendim söyleyeyim külfetli bir ibadetin yani insan sormazsa ya ben bunu bütün olarak yapacağım da niye yapacağım? Amaç nedir? Gaye nedir? Bunu kendi kendine sormadan bunları öğrenmeden öncesinden bunlarla bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmadan hacca giderse elbette ki sizin bahsettiğiniz evet. bir netice ancak elde edilir. Onun için her ibadette olduğu gibi hac ibadetinde de o ibadeti yapmadan önce o konuyla ilgili hikmeti, sebebi, faydayı, efendim Allah-u Teala orada kast etmek istediği şeyin ne olduğunu iyi bir şekilde öğrenmesi lazım. Ve öyle hac yolculuğuna çıkması lazım. Bu eksiğimiz olduğu için özellikle maalesef o haçtan kast edilen menfaatler elde edilemeden belki gelinebiliyor. Elbette çok yine buna rağmen çok menfaatleri elde ediyor insana ama eğer bunları bilerek yapsa asıl o zaman o menfaatler elde edilir. Çünkü hakikaten düşünebiliyor musun? Yeryüzünde hac ibadeti gibi başka bir organize yeryüzünde yok. Hiçbir toplumda böyle bir organize yoktur. Bu kadar milyonlarca insanın dünyanın her tarafından bir araya geldiğini düşünün. Her renkten, her dilden, her ırktan, her milletten insanlar geliyor ve bir ay boyunca, 40 gün belki boyunca iç içe o dar mekanlarda büyük bir efendim söyleyeyim şey yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Ama düşünün ki bütün bunlara rağmen öyle bir organize ki, öyle bir organize ki insanın hayatında en çok efendim söyleyeyim barış içinde olduğu, huzur içerisinde olduğu, emniyet içerisinde olduğu, güven içerisinde olduğu bir organize her yıl tekrar ediliyor. Bunun yani faydalarını belki eğer zaman kalırsa şüphesiz ki bütün bu faydaları elde etmek için mutlaka haccın hikmetini bilmek lazım, faydasını bilmek lazım, sebebini bilmek lazım. Bunun için de elbette bilgi sahibi olduktan sonra bu işe girmek lazım. O zaman eyvallah. Bu istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmaz. Hocam elbette ki haccın birçok hikmeti vardır ki Allah-u Teala orayı insanlar için bir hak, insanlar üzerinde bir hak olarak görüyor. Fakat baktığımızda hakikaten bu şu an günümüz dünyasında en çok muhtaç olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz bir konu var. Ki haccın gerek siyasi olarak gerek toplumsal, sosyolojik bir anlamı olduğunu görüyoruz. Fakat hani dediğim gibi diğer dünya Müslümanları tamamını bir çatı altında bir ve beraber kılan o hac, onları bir araya getiren hac, yani hani onların ciddi manada birbirleriyle kaynaşması gerekirken, onların birbirleriyle dertlerini anlatması gerekirken, fakat şu an günümüz dünyasına baktığımız zaman İslam aleminin dağınıklığını, bölük pörçük olduğunu görüyoruz. Yani hakikaten hac bizi bu konuda toplumsal olarak bizi bir araya getirmesi gerekmiyor muydu? Dünya Müslümanlarının sorunlarının bir arada hani orada oturup konuşulması gereken bir yer olarak da böyle siyasi ve sosyal bir rolü de yok mudur acaba sizce? Hem de çok vardır. Hac, Selam'ın dediği gibi çok yönlü faydaları vardır. Sosyal yönden faydaları vardır. Siyasi yönden faydaları vardır. Ekonomik faydaları vardır.
Hac vesilesiyle insanlar en azından birbirleriyle tanışıyor. Birbirlerinin derdini dinliyor. Birbirlerinin dertleriyle hemhal oluyor. Ümmet coğrafyasından, her taraftan, her renkten, her cinsten, ırktan insanlar orada toplanıyor. Ve orada bir oluyorlar. Tek bir elbise giyiyorlar. Tek kıyafet, tek renk. Farklılık kalmıyor. Tek bir ümmet olduğunu orada ispatlıyorlar. Bütün bu insanlar tek bir ümmettir. İnne hâzihi ümmetukum ümmeten vâhide. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. İşte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Tek. Ve ene rabbukum. Ben de sizin Rabbinizim. Fe'budûn. Öyleyse yalnız bana ibadet ediniz. Bana kulluk ediniz. Bunun ilanıdır hac. Hac bunun bütün dünya insanlarına böyle bir ilanıdır. Biz biriz, farklı değiliz. Rengimiz farklı olabilir, dillerimiz, coğrafyamız, ırklarımız farklı olabilir. Ama bunlar bizi birbirimizden ayıracak sebepler değiller. Bizi birbirine bağlayan işte böylesi manevi değerlerimiz vardır. Hac bizi birleştiriyor. Yani hocam hakikaten dediğiniz gibi haccın baktığımızda ciddi manada yani gerek siyasi, sosyal, kültürel bakımından o kadar muhteşem hani faydalı olduğunu görüyoruz. Fakat hakikaten haccın bu konuda yani hani kendi nefsim üzerine söyleyeyim. Yani bu konuda ciddi manada bizi adam gerektiği gibi adam etmediğini de görüyoruz. Yani etrafımızda, çevremizde onlarca hatta binlerce hacı adayı olmasına rağmen nasıl gidiyorlarsa aynı o şekilde geri geldiklerini de görüyoruz. Aslında bu da biraz ciddi manada sorgulanması gereken ve kafalarda ciddi manada soru işareti de kafalarda da bir ciddi manada soru işareti bıraktığını da görüyoruz. Hacı mebrur diye tabir edilen bir hac çeşidi zikrediliyor. Hacı mebrur, hayırlı hac, bereketli hac. Kabul görülmüş. Kabul görmüş bir hac alameti insan üzerinde görünür. Bu insanın yaptığı hac, hacı mebrur mudur? Değil midir? Hacı mebrur ise o insan hayatında bir değişim meydana gelmesi lazım. Belirgin bir şekilde bir takım şeylerden kendini alıkoyduğunu ve kendini bazı şeylere adapte ettiğini, kendini adadığını gösterir. Bazı davranışlar bu gösteriyor. Kimi insanlarda, kimilerinde de göstermiyor. Kimilerinin belki dünya hırsları daha da artıyor. Hatta yani dünyaya o kadar hırsları artıyor ki bir öncekini daha da katlayarak gidiyorlar. Bu da o haccın kendisine bir faydası olmadığının bir alametidir, bir şiarıdır. Hac, şunu söyleyecektim, öksürüm kusura bakmayın biraz. Estağfurullah hocam. Belki izleyicilerimizi de rahatsız ediyor. Sıkıcı geliyor, ne yapalım? Bizim elimizde değil. Dünya Müslümanlarının yılda bir defa olarak bir araya gelip meselelerini beraberce konuşmaları için bir organizasyondur. Yıllık kongreleridir. Siyasi meselelerini, sosyal meselelerini, ekonomik meselelerini, savaşla alakalı meselelerini, barışla alakalı meselelerini, dahili ve harici, kendileri arasındaki meseleler, kendileriyle dış dünya yani gayrimüslimlerle olan meselelerini gelip orada konuşacakları bir yıllık kongredir. Evet. Ve bu kongrede geçmiş yıldan bu yıla kadar yapılanlar ne kadar yapıldı, ne kararlar gerçekleşti, ne kadarı kaldı. Evet. Bundan sonra ne yapılacak, nelere hazırlanacak ve ne gibi kararlar alınacak. Bütün bunların konuşulduğu, tartışıldığı, karara bağlandığı bir organizasyondur. Hac ciddi bir meseledir. Bundan dolayı dünya müstekbirleri, Müslümanlar orada fazlaca bir araya gelmesini istemiyorlar. Gelip fazla birbirleriyle hemhal olmasınlar. Geldiği zaman da işte ayrı ayrı gruplar halinde gelsinler. Geldiği gibi kimseyi sanki görmemiş, tanışmamış, ondan sonra bir ilgi alaka kurmamış, tekrar o şekilde geri dönüp gitsinler. Bundan dolayı hacin organizasyonunu bütün
bütün dünya Müslümanlarının ortakça yapması gereken bir organizasyondur. Her devlet kendi başına, kendine göre bir organizasyon yapıyor. Evet. Kendine göre orada bir yer ayırmış. Arafat'ta dahi kendi renkleri vardır, bayrakların renkleri vardır. Burası bu devletin yeri, orası o devletin yeri. Orada dahi bayrakları vardır. Arafat'ta Allah'ın tevbe yeri, gidip orada Allah'a tevbe edecekler. Günahlarından pişmanlık duyacaklar. Ama renklerini oraya götürecekler. O rengini dahi oraya vurmuşlar. Her devletten gelen grubun veyahut hac kafilesinin direkleri kendi renkleriyle işaretlenmiştir. İşaret olmuştur. Yani. Bunların kaldırılması lazım. Evet. Bunlar tek bir devlettir. Tek bir ümmettir. Tek bir ümmet. Ayrı değildir, gayrı değildir. Ve birbirinden istifade etmeleri gerekiyor aslında. Biz bir zaman hacca gitmişken o zaman böyle bütün grupları dolaşıyoruz. Birileri peşimize düşmüş. Ya siz hayırdır, niye? Dilini bildiğimiz, bilmediğimiz insanlarla hemen gidiyoruz, konuşuyoruz, nereden gelmişsiniz vesaire. Kimileri de bizden kaçıyordu yani. Bunlar tehlikeli olabilir. Korkutmuşlar yani. Şimdi bu korkutma diyelim Türkiye'deki Müslümanlar üzerinde yalnız değil. Her tarafta öyledir. Maalesef. Bu mesaj bir merkezden hepsine gitmiştir yani. Özür diliyorum, merak ettim. Yani orada farklı farklı kabilelerin, farklı ülkedeki insanların birbirleriyle kaynaşmalarını, oradaki sistem, oradaki hükümet yetkileri bu konuda herhangi bir engel çıkarıyorlar mı acaba? Yani dünya Müslümanlarının, hani farklı farklı ülkelerden gelmiş olan insanların, farklı kafirlerin bir araya gelip de kaynaşmaları konusunda yani herhangi önlerde herhangi bir engel var mı? İstihbaratları vardır. İstihbarat elemanları, muhaberat hemen aralarındadır. Bellidir. Biz tanıyorduk yani. Giysilerinden, kırmızı puşilerinden hemen bellidirler. İstihbarat elemanları oldukları. Yani iki kişi bir araya geldiğinde hemen üçüncüsü onlardan biri oluyor yani. Subhanallah. Gerek umre mevsiminde, gerek hac mevsiminde. Cami içinde, haram camisinin içinde birkaç kişi bir araya geliyor, oturuyor. Bunlar geliyor arkada, sanki namaza durmuşlar, orada duruyorlar. Ve seni dinliyorlar. Fark ettirmedi. Biz fark ettik yani. Kendi görevlerini yapıyorlar. Belki onlara göre bir tedbirdir. Onlar da memur. Bazıları biz tanıştık da yani. Evet. Biri en son geldi dedi, valla siz güzel şeyler konuşuyorsunuz. Böyle ibadetle alakalı şeyler diye bakıyoruz. Siz tehlikeli şeyler konuşmuyorsunuz. Sizi sevdik ama yalnız bu bölgede durmayın. Başka bir bölgeye bizi sevk ettiler. O belli bir mıntıka vardı. Dedi, burası bak karakol, buraya yakındır, burada durmayın. Göze çarpıyorsunuz. Bizi daha uzak bölgeye, caminin arka taraflarına oraya yönledi. Gidin orada sohbetinizi yapın. Yani bu şeyler de vardı var, maalesef. Hocam, hacda özellikle çok merak ettiğim bir konu var. Özellikle ihram. İhram elbiselerini giyindiğinde baktığımız zaman dikişsiz, bembeyaz elbise. Yani hiçbir insanın rütbesi, makamı, mevkisi, yani daha doğrusu hiçbir fark o gözetmeksizin bütün insanların aynı elbiseden giyinmesi aslında başlı başına bir kıyam olduğunu, başlı başına bir inkılap olduğunu da görüyoruz. Yani bu şekilde mukaddes bir toprakta, mukaddes bir yerde, belli saatte bir ahiret provası tarzında bu ihramları giyilmesini, yani sanki böyle insan vefat etmeden önce, ölmeden önce sanki bir ahiret provası yaşıyormuş gibi bir intiba oluşuyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, şimdi Sedam ifade ettiği gibi, şimdi haccın biliyorsunuz menasikleri vardır. Evet. Yani İhramla yolculuğa çıkıyorsunuz, başlıyorsunuz, efendime söyleyeyim, bilmem tavaf yapıyorsunuz, efendime söyleyeyim, sa'i yapıyorsunuz, racim yapıyorsunuz, şeytan taşlama dediğimiz, Arafat'ta vakfa yapıyorsunuz, Müzdelife'de efendim vakfa yapıyorsunuz vesaire, yolculuklar vesaire, bir sürü ibadet, dolu dolu bir hakikaten şey var orada. Bunların her birisinin bir manası var. Evet. Yani insanın kendisine kazandırdığı bir faydası vardır zaten. Alması gereken ders vardır. Tabii yani, yoksa yani sen niye böyle iki parça bir efendim söyleyeyim bir bezle giyineceksin? Bunun bir hikmeti olmalıdır. Yani ve dünyasının tamamını neredeyse geride bırakarak yani o ihramları girmesi aslında. Yani bakın, yolculuktan başlayayım size. Lütfen. Şimdi bir insan
ölüme, dünyaya sırtını çevirerek ne yapıyor? Ahirete bir yolculuğa başlıyor. Evet. Hac aynen onun gibidir. Eşini bırakıyorsun, çoluk çocuğunu bırakıyorsun, işini bırakıyorsun, ticaretini bırakıyorsun. Bütün dünyayı terk ediyorsun, sırtını dünyaya veriyorsun ve yönünü başka bir yere çeviriyorsun. Evet. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Orada da aynı şekilde bunların hepsini bırakıyorsun. Allah-u Teala'nın evine kast ediyorsun. Allah'a gidiyorsun. Yani bir hayattan bir hayata gidiyorsunuz. Tıpkı bir yani dünya hayatına veda edip efendim söyleyeyim ahiret hayatına bir yolculuk yapmak. Evet. Orada nasıl meşakkat varsa ölümden sonra işte hesaptır, kitaptır, bilmem kabirdir, azaptır vesaire sıkıntılar başlıyorsa inanın haçta da aynı şekilde kendini kaydettiğin andan itibaren başlıyor. Bu sefer bunun meşakkatleri vesaire başlıyor. Gidip dönünceye kadar. Bu bir yolculuktur. Bir hayat yolculuğudur. Bunu iyi düşünmek lazımdır. Yani nasıl ki ölünüzü efendime söyleyeyim defn ettiğiniz zaman onu namazla, onu ibadetle, onu duayla, onu zikirle yolluyorsanız o bu yolculukta da bunlarla beraber başlanması lazımdır. O ihram dediğiniz iki parça dikişsiz kefendir. Bunların hepsi provadır. Bir eğitimdir. Hac başlı başına bir kulluk eğitim yeridir. Pratiğinin uygulandığı bir ibadettir. Hepsi yani insanın hayatında var olması gereken bütün kulluk çeşitlerini içine alan bir ibadettir. Evet. Dolayısıyla daha yaşıyorken ölüyorsun, ölümün provasını yapıyorsun, kefenin provasını yapıyorsun, kefen giyiyorsun, Allah-u Teala'nın huzuruna gidiyorsun. Efendime söyleyeyim makamın olmadığı, mevkinin olmadığı, pulun paranın kar etmediği, herkesin eşit olduğu, yani bütünüyle bir mahşeri manzaradır orası, provadır. Ve bir ayrı güzelliği var ki bugün yeryüzünde bütün insanlığın en çok muhtaç olduğu adalet, eşitlik, efendim söyleyeyim kardeşlik ruhunun tecelli ettiği bir yerdir. Hı. Eşitliğin en çok olduğu, adaletin en çok olduğu bir ibadettir. Çünkü orada rütbe yok, orada makam yok, orada kim köledir, kim efendidir, kim hizmetçidir, kim bilmem şudur budur hiç fark etmiyorsun. Hepsinin başı açık, hepsinin ayağı yalın ayak. Efendim söyleyeyim hepsi aynı şeyi giyinmiş. Yani inne ekramakum indallahi etkakum. Sadece insanın ihlası, ibadeti, efendim takvasından başka onu diğerinden farklı kılacak hiçbir şeysi yoktur. Fark etmiyor. Dolayısıyla orası adaletin tecelli ettiği yerdir. Eşitliğin tecelli ettiği yerdir. Kardeşliğin tecelli ettiği yerdir. Efendim söyleyeyim dünyanın faniliğinin manasıdır o kefen. Bir de o kefenin beyaz olmasına bakıyorsunuz. Bu bir arınmadır, temizlenmedir. Tabiri caizse dünyadaki bütün o gayri İslami ahlaklarımızın, gayri İslami alışkanlıklarımızın bir elbise olarak düşünülen hepsini çıkarıyorsun. O dünyadaki o şeylerin hepsini çıkarıyorsun. Bir çantaya koyuyorsun. Onun yerine tertemiz bir kıyafetle giriyorsunuz. Aslında tertemiz bir hayata başlıyorsunuz. Eyvallah. Bembeyaz bir sayfa açıyorsunuz. Ve bu şekilde ne yapıyorsunuz? Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Tavaf yani sanki bilmiyorum zamanımız yetecek mi bunlara? Tavaf gidiyorsunuz gider gitmez Allah-u Teala'nın evine insanlar çantasını bırakıyor. Yani böyle hangi saatte oraya varsa bir an önce Allah-u Teala'nın evine yaklaşmak için bir an önce oraya ulaşmak için can atıyorsunuz. Bir anda o Kabe-i Muazzama'yı karşınızda görüyorsunuz. Yıllarca memleketinizde onu görmeden bir yere dönmüşsünüz. Ama bir anda onu karşınızda görüyorsunuz ve yıkılıyorsunuz. Bir anda yani o heyecan, o maneviyat sizi adeta böyle eritiyor bütün kirlerden, bütün efendim söyleyeyim şeylerden. Hakikaten insan oraya gidip gelinceye kadar dünyevi bütün lezzetler, düşünceler, efendim söyleyeyim ticarettir, paradır, puldur. İhlasla yapıldığı zaman bunların hepsi böyle akla gelmiyor. Orada gece yok, gündüz yok, bütün ibadetle geçen bir ömür var. Emin ol saatleri karıştırıyorsunuz, günleri karıştırıyorsunuz, dünyayı unutuyorsunuz, sevdikleriniz aklınıza gelmiyor. Bütünüyle bir Allah'la yakınlaşmanın şeylerini yapıyorsunuz, provalarını yaşıyorsunuz orada. O tavaf, yani düşünebiliyor musunuz?
Bu da ancak bilinçli bir şekilde yapılan hac ile mümkündür. Şimdi tavaf yapıyorsunuz, sürekli bir yerin etrafında dolanıyorsunuz. Bir anne düşünün ve evladını düşünün. Özellikle o bebeklerin, çocukların annesinden bir şey isterken eteğinden tutuyor, arkasına geliyor, yüzünü çeviriyor, önüne geliyor, anne diyor, anne diyor, anne diyor, böyle etrafında pervane oluyor ta ki o istediğini ondan alıncaya kadar. Orada kul acizliğini, fakirliğini, efendime söyleyeyim, bütün kusurlarını, muhtaçlığını hissediyor ve Allah-u Teala'ya arz ediyor ona ne kadar muhtaç olduğunu. Dönüyor, dolaşıyor, onun evinin eşiğinden ayrılmıyor. Ona olan bağlılığını, ona olan kulluğunu, ondan başkasına gitmeyeceğini, günlerce, 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 her saat, her dakika oranın tıklım tıklım olduğunu, kulluğun, Allah'a bağlılığın, Allah'tan gayrisine gitmemenin provası düşünülerek yapılırsa ne kadar büyük sözlerdir. Efendimiz orada Hazreti İbrahim'i anıyorsunuz, Hazreti İsmail'i anıyorsunuz, Peygamber Efendimiz'i, ashabı, 124 bin peygamberin orada mekan ettiğini, oralarda yaşadığını düşünüyorsunuz. Yani böyle her yönüyle maneviyatul insanı eriten, temizleyen bir ibadet. Şeytanı taşlıyorsunuz. Aslında şeytanı taşlarken nefsinizdeki şeytanı taşlıyorsunuz. Günahlarınızı taşlıyorsunuz. Efendime söyleyeyim, gayri İslami bütün ahlaklarınızı taşlıyorsunuz. Yeryüzünü fesat yani eden bütün zalimleri. Ne bileyim, sonra gidiyorsunuz Arafat'ta bütün bu meşakkatlara rağmen, ibadetlere rağmen, yalvarışlara rağmen bir de gidiyorsunuz orada elinizi açıyorsunuz. Gün boyunca Allah-u Teala'dan taleplerinizi, ihtiyaçlarınızı düşünebiliyor musunuz? Orada bütün ibadetler var. Kur'an okuyorsunuz, tavaf yapıyorsunuz, Kabe'yi izliyorsunuz. Ne bileyim, yalın ayaksınız, hiçbir şeyiniz yok. Bütünüyle Allah'a muhtaç. Yani sürekli Allah'a yakın olma ruhu. Aslında insan orada her şeyi öğreniyor. Bir seminerdir, bir kurstur. Yani mesela biz evimizde doğru dürüst camiye gitmeye alışkanlığımız yoktur. Ama orada camiden, yani camilerin merkezi olan Kabe'den, Allah-u Teala'nın evi olan o merkezden ayrılmıyorsunuz. Gözünüze geliyor, ben nasıl mahalledeki camide namaz kılacağım? Hatta onu özellikle görerek namaz kılmak istiyorsunuz. Uzakta durmamak için yani böyle uykunu terk ediyorsun vesaire. Ama biz evde bu hassasiyeti gösteriyoruz. Orada öğreniyoruz. Orada sürekli Kur'an okuma alışkanlığı öğreniyoruz. Orada bakın, dikkat ederseniz orada insanlar en ufak bir yanlışı yaptığı zaman Seyyidam daha iyi bilir. Geliyor bir hocayı bulmaya çalışıyor. Yani ya ben şöyle yaptım, acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Efendime söyleyeyim, şu hatayı yaptım, bunun cezası nedir? Cezamı bir an önce ödeyeyim. Yani öyle değil mi Seyda? İnsan evet, sürekli kendi cezasını kendisi çekiyor. Yaptığı kulluğa zarar verip vermediğini, ibadetinde, kulluğunda bir yanlışlık yapıp yapmadığının hassasiyetini sürekli taşıyor. Eyvallah. Şimdi oysa bu ve bunun gibi alışkanlıklar orada kazanılıyor. İnsanın hayatında daima var olması gereken o ahlakların muhafaza edilmesi lazımdır. Ama maalesef orada bu hassasiyet, mesela kardeşlikle ilgili. Eyvallah. Düşünebiliyor musunuz? Anlamıyorsunuz. İnsanların dilini bilmiyorsunuz. Kültürünü, ahlakını, yapısını tanımıyorsunuz. Ama insanlar orada, insanlar kavga ettiğine şahitlik etmiyorsunuz doğru dürüst. Yani oysa evin içerisinde eşinizle, çoluk çocuğunuzla belki o kadar meşakkat içerisinde kalırsanız her gün kavga edeceksiniz. Ama orada yok. Orada insanlar birbirlerine eziyet etmemek için böyle en ufak bir şeyde hemen özür diliyor, hemen helallik diliyor. Tam da Allah-u Teala'nın razı olduğu bir hayat nizamı, bir hayat, bir ibadet, bir kulluk orada öğreniliyor. Öğrenmek ister. Şimdi ne olur? Bu sefer bütün bu edebi, bu terbiyeyi, bu ibadet alışkanlığını, bu bütün güzel hasletleri öğrenen insan orada ihramını çıkardıktan sonra tekrar o dünyanın yanlışlarının temsili olan elbiselerle memlekete dönmemesi lazım. O kültürle dönmesi lazım. Nasıl ki bir memur göreve başladığı zaman seminerlere gönderiliyor. Hizmet içi eğitim kursları hazırlanıyor. O işi doğru yapabilmesi için bir nevi bir eğitim semineri veriyor ona. İşte bir ay, 10 gün bilmem ne. Ki o memur görevini iyi yapabilsin. Allah-u Teala aslında bizi oraya davet ediyor ki oraya kulluğun gerçeğini öğrenelim. Beraber yaşamayı, kardeş içerisinde olmayı, sürekli Allah'a yakın olmanın vesaire ibadetlerin gerçeğini öğrenelim ki
diğer hayatımızda da bunu tatbik ederim. Eyvallah. Ama maalesef yapılan bir yanlış da bu işlerin hikmetini bilmeden işte tavaf yapıyoruz ama niye yapıyorsun? Efendim söyleyeyim sahi yapıyorsun da niye yapıyorsun? Sadece yorgunluğuyla kalıyor. Geliyor bunun hikmetini bilmediği için oradan sanki çıktıktan sonra iş bitti. Eyvallah. Eski hayır da o müdür bu yanlıştır. Ben hep söylüyorum hacı olmak kolay. Bir ay içerisinde en fazla bu işlere katlanacaksın. Hacı vasfını belki kazanacaksın. Fakat daha sonraki hayatta hacı kalmak daha zordur. Bunu şey etmek lazım. Bir diğer hususu da ben hatırlatmak şey istiyorum. Yani mesela toparlarsak hocam. Evet çoğu zaman işte hacca gitmiştir. İşte gelecek acaba ne getirecek? Hediyeler vesaire bilmem. Dünyevi yine şeyler bekliyoruz. Kanaatımca bir hacı bunların peşinde koşmak yerine oradaki o güzel hediyeleri öğrensin. Hediye dediğim ibadet alışkanlığı, Kur'an okuma alışkanlığı, efendim söyleyeyim insanlar haksızlık etmeme alışkanlığı ve buna benzer kardeşlik. O güzel alışkanlıkları birer hediye olarak hem kendisine alsın hem gelirken ona ziyaret edenlere de hediye etsin. İnsanlar gitsin görsün ki ya bu adam doğru düz camiye gitmiyordu ama güzel bir hediyeyle geldi. İbadet hediyesiyle geldi, güzel ahlak hediyesiyle geldi. Efendim söyleyeyim merhamet hediyesiyle geldi, dürüstlük hediyesiyle geldi. Ha bu hediyeler demek orada kazanılıyor. Etrafına da bunları dağıtıyorsa inşallah o hac hem giden için çok daha faydalı olur hem onu ziyaret edenler için daha faydalı olur. Allah-u Teala bize böyle bir hac yapmayı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun hocam. Hakikaten o kadar güzel şeye değindiniz ki yani hacı asıl manasıyla, asıl fonksiyonlarıyla ciddi manada eğer Müslümanlar bunu üstlenseler, bunu uygulasalar zaten bu yaşantımızda, bu hayatımızda herhangi bir problemi, bir sıkıntını yaşayacağını da düşünmüyorum. Ki Allah ve Resulü birçok yerde Müslümanlara bunu emretmesine rağmen bunun olmaması ise Müslümanların eksikliğindendir. Rabbim bu eksikliği gideren, hakkıyla hacı olanlardan, hakkıyla hacı eda eden kimselerden eylesin. Hocam son hacla ilgili son bir soru sormak istiyorum. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 96. ayetinde şöyle buyuruyor. Diyor ki hacda sizin için bereket ve hidayet kaynağıdır. Sizin için bereket ve hidayet kaynağıdır. Yani hacın bizim için bereket ve hidayet kaynağı olmasını biz nasıl değerlendirebiliriz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla oraya bereket koymuş. Evet. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın çağrısıyla bütün dünyanın dört bir tarafından akan oraya insan kafileleri bereket götürüyorlar. Kupkuru bir vadidir. Bitkinin bitmediği bir vadidir. Ama yılın dört mevsiminde başka coğrafyalarda yetişen meyveler, sebzeler orada her zaman vardır, mevcuttur. Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail'i götürüp orada bıraktığı hikayesini bize Kur'an-ı Kerim'de anlatırken diyor İbrahim İsmail'i götürdü oraya bıraktı. Bir vadi ki gayri zi zar'in, bitkisiz bir vadi, kupkuru bir vadi. Hacer ile İsmail'i bir ağacın altına bıraktı. Şimdiki Zemzem kuyusunun biraz yukarısında. Tarihi kaynaklar öyle söylüyor. Ondan sonra yanına bir kırma su bıraktı. Böyle birazcık hurma bıraktı. Azık olarak bunları bıraktı ve döndü. Dönüp ona bakınca duyguları onu bastırmasın, tekrar caysın korkusundan arkasına da bakmadı ve yolunu aldı, Şam'a doğru hızla ilerledi. Annemiz Hacer, İbrahim sen bizi burada bırakıp nereye gidiyorsun? İbrahim gidiyor. İbrahim, burada kim bize bakacak? Bizi kime bırakıyorsun? İbrahim'den ses yok, ilerliyor. İbrahim bizi buraya bırakmayı Rabbin mi sana emretti? Evet diyor. O zaman o bizi zayi etmeyecektir. Eğer o dediyse o bizi zayi etmeyecek. Sorun yok. Evet. Eşlerimiz de bu düşünceyi kendine rehber etsinler. Eyvallah. Çok önemlidir. Allah emrettiyse erkek olsun, kadın olsun emre itaat gerekiyor. Ve İbrahim bırakıyor gidiyor. Hikaye uzundur.
Nihayet İbrahim bir daha dönüyor onlara, bir daha dönüyor. İsmail büyümüş ve Allah-u Teala emrediyor. Diyor git benim evimi yap. İbrahim ile İsmail birlikte Kabe'nin temellerini yeniden yükseltiyorlar. Temel atıyorlar değil. Eyvallah, temeli vardı. Temeli vardı. Ama onlar temelini yükselttiler. Ne zaman ki temel yükseldi, böyle bina bitti. Allah-u Teala bu defa emretti dedi. وَاَذِّنْ بِالْحَجِّ فِي النَّاسِ وَاَذِّنْ فِي الْحَجِّ النَّاسِ بِالْحَجِّ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlara hac yapmayı davet et. Evet. İnsanları çağır. Tefsirlerde geçiyor. İbrahim diyor ya Rabbi, ben şimdi çağırsam kime sesim gidecek bu derin vadide? Sen çağır. Sesi ulaştıran ben. Benim. İbrahim gidiyor Ebu Kubeys Dağı'nın veyahut Safa Tepesi'nin üzerinde. Ey insanlar! Ben Allah'ın evinin binasını hazırladım, temizledim ve gelin artık Allah'ın evini ziyaret ediniz, tavaf ediniz. Tavafın manası ziyarettir. Etrafında dolanıp ziyaret etmektir. Ve o günden bugüne İbrahim Aleyhisselam'ın o sesini insanların ruhuna ulaştıran Allah kime nasip etmişse halen devam ediyorlar, gidiyorlar. Ve İbrahim Aleyhisselam Davul o bir tarafına geçerken de bir dua ediyor. Ya Rab, ben ev halkımdan bir kısmını bu kupkuru vadiye, bitkinin yeşermediği, kervanın yolun geçmediği bir yere bıraktım. Onları sana havale ediyorum. Bunlar sana emanet. Sen dünyanın başka başka yerlerden insanların kalbini buraya yönlendir. Gelsinler. Rızık olarak onlara güzel şeyler getirsinler. Evet, başka yerlerden onlara rızık getirsinler. Bunlar da namaz kılsınlar. Bunlar da ibadet yapsınlar. Dua etsinler burada. Buraya sahip çıksınlar. O günden bugüne insanlar akın ediyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Giden doymuyor. Bir daha gitmek için. Seydam dediği hac meşakkattır. Evet, el haccu meşakkat. Hac meşakkattır gerçekten. Ama bu meşakkattan insanlar zevk alıyor. Eyvallah. Her meşakkattan insanlar kaçıyor. Ama hac meşakkatını yaşayan bir daha yaşamak istiyor. Aynı o meşakkatı bir daha yaşamak istiyor. Zevkli bir meşakkat. Evet. Çünkü ruhunun istediği şeyler vardır. Ruhunun gıdasını orada buluyor. Tatmin oluyor. Rabbi ile buluşuyor. Maneviyatıyla buluşuyor. Rabbinin evine gidiyor. İşte buna giden insanlar bir daha gitmek istiyorlar. O günden bugüne insanlar gidiyorlar oraya bereket bereket götürdükleri gibi bir de orası beledül emin oluyor. Emin bir belde. Burayı emin kıl ya Rab. İbrahim'in duası. Burayı emin bir belde kıl. Ve emin oluyor. Artık oranın bir harami vardır. O haramın dahilinde insanlar bir bitkisini bile koparmıyorlar. Bitkisi dahi orada artık dokunulmazdır. Orada giren hayvanlar dokunulmazdır. Dokunulmayacak. Hac mevsimi olsun olmasın. Kimse onlara karışamaz. Karıştığı anda cezası vardır. Bir fidye verecek. Evet. Ya böyle bir cezası vardır. Koparmış olduğu bir küçük fidandan bile, bir ottan bile onun fidyesini verecekler. Evet. Ve subhanallah. Öyle bir dokunulmazlığı vardır. Öyle bir eminliği vardır o belde. Beledül emindir. Düşmanlar oraya gidiyor. Eskiden beri hac adeti İslam'dan bu yana sadece var değildir. Ta Adem Aleyhisselam'dan ve özellikle İbrahim Aleyhisselam'dan tekrar canlanarak ve o günden bugüne kesintisiz olarak devam ede gelen bir ibadettir. Ve bu süre içerisinde insanlar oraya gidince düşmanlar birbirini görüyorlar, orada karışmıyorlar birbirine. Dokunmuyorlar. Burası dokunulmaz yer. Ne zaman ki orayı terk ettiler, oranın dışına çıktı, düşmanlık yeniden devam ediyor. Ama orada düşmanlar dahi birbirine dokunuyor. Dokunuyor, evet.
Hocam Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, hacı konuşuyoruz. İnşallah biraz sonra kıymetli konuklarımla beraber kurbanı da konuşacağız. Kurbanın İslam tarihinde Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu da kıymetli konuklarımla irdelemeye çalışacağız. Ama kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Kıymetli izleyenler, Alimler ve Medreseleri Birliği Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Şenlik ve Molla Beşir Şimşek hocamla birlikteyiz. Bu bölümde de kurbanı işleyeceğiz. Kurban nedir? İbrahim'i bir fedakarlık, İsmail'i bir teslimiyet nasıl olması gerekiyor? Bu konuda acaba bizim İsmail'imiz kimdir? Neyi Allah'a kurban ediyoruz? Allah için ne yapıyoruz? Bu konuda inşallah kıymetli konuklarımla bunu konuşacağız. Hocam, evet, baktığımızda yani kurban Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünneti olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala ona kendi evladını, kendi böyle ciğer paresini kurban etmesini emretmişti. Fakat Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu konuda müthiş bir fedakarlık göstermişti. İsmail Aleyhisselam da müthiş bir teslimiyet göstermişti. Allah-u Teala ikisinin bu fedakarlığına bir kurban göndermişti onlar için. Bu konuda hakikaten bizim acaba İsmail'imiz kimdir? Biz kurban olarak neyi vermemiz lazım? En sevdiğimiz şey nedir? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kurban aslında Hazreti İbrahim'le başlamadı. Yani İslam tarihinde insanlık sosyal alana geçiş yapar yapmaz hemen kurbanla karşılaşmıştır. İlk olarak Adem Aleyhisselam'ın oğulları kurban sunmuştur Rablerine. Kurbanı kabul edilen haklı olduğu ispatlanmış, kabul edilmeyen de haksız olduğu ispatlanmış. Bir nevi muhakeme görevini görmüştür kurban. Bütün toplumlarda kurban vardır. وَجَعَلْنَا لِكُلِّ اُمَّتٍ مَنْسَكَنْ Her ümmet için, her kavim için biz bir çeşit kurban kıldık. Evet. Bir çeşit kurban kıldık, mensek. Bundan dolayı işte kurban geçmişte bazen insan bir tarlasını kurban ediyordu, veriyordu. Bazen sevdiği, başka şey, en sevdiği şeyi neyse, malı neyse onu veriyordu. Malından en değerli olan neyse onu kurban ediyordu. Nitekim Habil gidiyor, koyunları arasında en güzel koç neyse onu seçiyor, kurban sunuyor. Ve Allah-u Teala'nın kurbanını kabul ediyor. Öbürü gidiyor, buğday başaklarından böyle sıradan topluyor, getiriyor, sunuyor. Kurbanı kabul olunmuyor. Hem de haksız, haksızdır. Demek ki kurbanı iyi seçmek gerekiyor. Bir gün bir deve kurban olarak getiriliyor. Kurban kesilecek. Ashabdan bazıları, bunlar içerisinde Hazreti Ömer de vardır. Evet. Ya Resulallah, bu çok kıymetli bir devedir. Aslında bu deve et için olmaması lazım. Bu deveyi satarsak göz dolduran bir devedir. Bunun parasıyla 4-5 tane etli deve gelir. Bu şekilde daha fazla et ulaştıracağız fakirlere. Hayır diyor. Seviliyor ya, göze geliyor ya, bunu kurban ediniz. Eyvallah. Evet, sevilen şeyleri kurban etmek gerekiyor. Hani dediniz, İsmail'lerimizi kurban etmemiz nasıl olacak? Duygularımız ne düzeyde olmalıdır? İbrahim Aleyhisselam vaat etmişti Rabbine. Eğer ben Kabe'nin binasını tamamlarsam, bitirirsem en sevdiğimi Allah için kurban edeceğim. Bitiriyor, tamamlıyor fakat en sevdiği İsmail'dir diye o ana kadar kalbine gelmemiş. Acaba ben neyi kurban edeceğim henüz belli. Daha bunun şeyini yani değerlendirmesini yapmadan Allah-u Teala rüyada onu gösteriyor. Sevdiğini ver. Görüyor ki İsmail'i kendisi götürüyor, Allah için kurban ediyor. Bu yanlış bir şey olabilir. Bir daha görüyor. Bir daha görüyor. Hayır. Rabbim benden İsmail'imi istiyor. Ve gidiyor İsmail'i götürüyor. Kısanın detaylarına girmiyoruz. İsmail'i götürüp kurban ederken de açık açık konuşuyor. Ben, Rabbim bana böyle söylüyor.
benden seni kurban etmemi, seni boğazlamamı istiyor. İsmail'in de gösterdiği teslimiyet artık henüz hala bitmemiş yani, anlata anlata insanlar bitiremiyorlar. Böyle bir teslimiyet, canını seve seve Allah için vermek, teslimiyet göstermek. Ya babam diyor, ben inşallah sabredenlerden olacağım. Sen beni sabredenlerden göreceksin. Allah'ın emrine itaat gerekiyor. İkisi beraber itaatlarını sunuyorlar. Ve nihayetinde Hazreti İbrahim bıçağı çaldığında bıçak kesmemiş. Her şeyi kesiyor bıçak ama İsmail'i kesmemiş. Yanlış mı çaldın? Yüzünü çevirip bakıyor ki yok, bıçağın arkası değil, önüdür. Bir daha çalıyor. Yine kesmeyince, üçüncü defada sallayınca Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiş. Sen kurbanın yerini buldun. Artık sen azmin gerçekleşti. Sen yapmak istediğini yaptın. İsmail'i, yani aslında sen şu anda kurban etmişsin, boğazlamışsın, gerçekleşmiştir bu olay, fiilen geç. Çünkü sen bu iradeyi ortaya koydun. Ama Allah-u Teala boşuna İsmail'in kanını akıtmak istemedi. Çünkü iş yerini bulmuştur. Yerini bulduktan sonra o kanın akıtmasına gerek yok. Bizim ise kanı akıtmamız gerekiyor. Evet. Allah-u Teala İsmail'e acıdığı için, İsmail'e ihtiyaç olduğu için, İsmail ileride peygamber olacak, rehber olacak ve son peygamberin atası olacak, Muhammed Aleyhisselam'ın atası olacak. Böyle bir şahsiyetin heder olmaması gerekiyordu. Bağışladı bize. Bizim ise sevdiklerimizi bu şekilde gözünü kırpmadan Allah için vermemiz gerekiyor, kurban etmemiz gerekiyor. Doğrudur, bir hayvan boğazlıyoruz ama o hayvanı boğazlarken merhum Ali Şeriatı diyor ki, sen neyi çok seviyorsan onun adına o kurbanı kes. Eyvallah. Şu an bir koyun boğazlıyorum ama işte benim o en çok sevdiğim binam var ya, apartmanım var ya, en çok sevdiğim o güzel aracım var ya, en çok sevdiğim tarlam, mezram var ya, en çok sevdiğim o bahçem var ya, bunu Allah için veriyorum. Bismillah, Allahu Ekber. Eyvallah. Böylece kurban vermek gerekiyor. Peki. Bu durumuyla kurban. Allah razı olsun hocam. Hocam bir de şöyle baktığımız zaman hakikaten kurbanın ciddi manada toplumsal hayatımıza müdahale ettiğini, toplumsal hayatımızı düzene koyduğunu, fakirle zengini bir araya getirdiği, birleştirdiği, kaynaştırdığını görüyoruz. Bu konuda hakikaten kurbanın toplumsal hayatımıza bir birlik, bir beraberlik, bir uhuvvet katabilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor bu konuda? Evet, şimdi kurban kökü itibariyle, kelimenin köküne baktığımız zaman yakınlaşmak manasındadır. Yani onunla Allah'a yaklaşılan şey demektir. Kurban, o kesilen kurbanla kast edilmek istenen şey Allah'ın yakınlaşmak. Allah'a yakın olabilmektir. O makama, o şerefe nail olabilmek, ki bütün ibadetlerin özünde bu vardır. Dolayısıyla bunun olabilmesi için de işte samimiyet lazımdır. Evet. Ki onun için Allah-u Teala لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَ وَلَا دِمَاوْهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى diye buyuruyor. Hani o kesilen hayvanın eti, efendime söyleyeyim, bilmem, kanı Allah'a gitmiyor. Allah'a yükselen o değildir. Belki Allah-u Teala'nın istediği, bu işten arzuladığı, kulundan arzuladığı şey, kulun takvasını, takva sahibi olmasını kast ediyor. İstiyor ki onunla kul takva sahibi olsun. Yani Allah'a yakın olma arzusu, bu bilincin kulda yerleştirmesini istiyor. Dolayısıyla tabi kurban baktığımız zaman pek çok Selam'ın ifade ettiği gibi faydaları var. Yani böyle zamanımız az olması hasebiyle. Evet. Bir kere kurban bir ibadettir. İbadet niyetiyle yapılır. İnne salati ve nusuki ve mehyaya ve memati diyoruz ya bu ayet-i kerimede. Yani dolayısıyla ölümümüzde, hayatımızda, ibadetlerimizde hepsi Allah içindir. Bunun aslında somut bir örneğidir kurban. Aynı şekilde fasalli li rabbike venhar emrinin somutlaştırılmış halidir kurban. Diğer taraftan mal sahibinin
mal sahibinin, gerçek mal sahibinin Allah olduğunu ortaya koymaktır kurban. Yani kurbanı kesiyorsunuz, diyor ki ya Rabbi, hani bu senindir, mal senindir, mülk senindir. Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail'i kestiği zaman İsmail'in kendi oğludur, evet, ama aslı onun sahibinin Allah olduğunu, dolayısıyla bunu Allah'tan esirgeyemeyeceğini düşünerek kesti, ona kurban etti. Dolayısıyla biz kurbanımızı keserken diyoruz ki, bir manada belki de şu sözü veriyoruz, diyoruz ki benim atam İbrahim nasıl bu fedakarlığı yaptıysa, Allah'a karşı olan o kulluğunu şey etmişse, ortaya koyduysa, ben onun o tavrını ben de bugün icra ediyorum, yani terk etmemiş, ben de onun gibi yapıyorum. Hazreti İsmail nasıl o teslimiyeti gösterebildiyse, ben de bugün ya Rabbi söz veriyorum, ben de sana teslim oluyorum, gerekirse boynum da gitse bu işte, beni sabredenlerden görürsün diye teslimiyetimizi ortaya koyuyoruz. Diğer şekilde aslında kurban bir fırsattır da, yani temizlenmemiz için, efendime söyleyeyim, bu boşalmış olan hasenat terazimizin belki dolması için Allah-u Teala bize verdiği bir fırsattır. Şimdi Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz işte o kesilen kurbanda her bir kılı için bir sevap olduğunu ifade ediyor. Hatta ashab soruyor ya Resulallah, bir koyun, bir efendimiz yani böyle bu olsa bunun da her kılı için, çünkü onlarda çok daha fazla demek ki kıl sahibi olduğu için, evet, bir koyun da kesilse, koç da kesilse, bir keçi de kesilse, onların üzerindeki her bir kıl kadar efendime söyleyeyim ne oluyor? Sevap vardı. Dolayısıyla bizim o kadar çok sevap yapmaya ihtiyacımız var ki, al sana böyle diyelim ki 700-800 milyonluk bir parayla büyük bir fırsat tanınıyor bize. Bu kadar büyük bir sevap kazanma imkanını sunuyor. Diğer taraftan yani Allah-u Teala'ya karşı itaatimizin bir ölçüsü olarak kurban kesiyoruz. Diyoruz ya mesela Hazreti İbrahim'e emredildi. Hazreti İbrahim hiç çekinmeden en sevdiği şeyi kurban etti. Dolayısıyla biz de bir kul olarak, bizim ölçümüz de bugün budur. O hayvanı keserken aslında diyoruz ki bütün malımız, mülkümüz, hayatımız, canımız, malımız ne varsa hepsini kesiyorum. Sen emrettiğin zaman, istediğin zaman ya Rabbi, senin dinin için bunları hiç gözüm kırpmadı. O nasıl gözünü kırpmadı bunu yaptıysa, ben de tereddütsüz senin emrine karşı böyle teslimiyet sahibiyim diyoruz. Aynı şekilde Hazreti İbrahim'in o fedakarlığı, Hazreti İsmail'in teslimiyetinin sembolü olarak biz de o sözü veriyoruz aslında. Söz veriyoruz. Kurbanı keserken ben de buyum diyoruz. Bunu aslında şey ettiğimiz zaman. Aynı şekilde nimetimizin şükrü olarak kesiyoruz. Allah-u Teala bize bol bol nimetler vermiştir. Hani o nimetlerin şükrü olarak ne yapılır? Nimetin cinsinden bir ibadetin yapılması lazımdır. O kurbanı keserken Allah-u Teala bize vermiş olduğu o nimetlerin şükrünü ifade ediyoruz. Nefsimiz, fert olarak nefsimizde cimrilik, efendimizin bencillik gibi kötü ahlaklar zamanla dünyanın meşgaletleri bizde oluşturuyor. Bu hastalıkları, bu yaraları kalbimizde, ruhumuzda açıyor. Dolayısıyla bunun aslında bunları tedavi ediyoruz. Kendimizi bu tür hastalıklardan da bir nevi muhafaza ediyoruz gibi pek çok manevi ferda yönelik, topluma yönelik, yani sosyal olarak toplum yardımlaşmasında, insanların birbirlerine yardım eli uzatmasında, değil mi yani? Çünkü bu kesilen etler fakir fukaraya gidiyor, Müslümanların kaynaşmasına vesile oluyor ve bunun gibi pek çok hikmetleri vardır. Kurbanımızı keserken bütün bunları göz önüne alarak, evet, cimrilik etmeden efendime söyleyeyim, Peygamber Efendimizin bu sünnetine riayet edin. Hazreti İbrahim'in sünnetine riayet edin. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz soruyor, bu nedir ya Resulallah? Diyor, bu sizin atanız İbrahim'in sünnetidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman kendisi sürekli, yani hayatta olduğu müddetçe ne yapmıştır? Kurban kesmiştir. Biz de bu manada bunu yerine getirmemiz gerekir. Anladım. Samimi olmamız lazım. Özellikle her ibadet olduğu gibi kurbanın da ruhunda samimiyet vardır. Samimi olmak, Allah-u Teala bizim samimiyetimizi ölçmek istiyor. Yoksa o kurbanın kesilmesine, az ki Hazreti İbrahim bu samimiyeti ortaya koydu, Allah-u Teala dedi ki İsmail'i kestirmiyorum dedi. Çünkü zaten kast edilmek istenen onun kanının dökülmesi değil, Hazreti İbrahim'in samimiyetinin ortaya koymasıdır. O samimiyeti ortaya koyduktan sonra onun kanına ihtiyacı yoktu Allah-u Teala. Dolayısıyla bizim de o kurbanlarımızı keserken bu samimiyetle, bu ihlasla, bu efendim söyleyeyim mefkureyle hareket edersek inşallah, evet, hem fert olarak hem toplum olarak bu ibadetten inşallah de nasibimizi alırız. İnşallah hocam. Hocam
toplumumuza ciddi manada şöyle toplumsal yardımlaşmaya, dayanışmaya, birliğe, beraberliğe, kaynaşmaya yani her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hakikaten bu konuda kurbanın kesilmesinde, ondan sonra zenginle fakir arasında bir köprü olunmasında, ondan sonra akrabalar, komşular arasında bir diyalogun pekişmesinde, muhabbetin ilerlemesinde de bu konuda toplumsal bir faydasında olduğunu düşünüyor musunuz? Elbette. Hem de çok. Eyvallah. Kurban, kurbe kökünden gelir. Seydam'ın dediği gibi yakınlaşma. İnsanı manevi olarak Allah'a yakınlaştırdığı gibi fertler arasında bir yakınlaşmayı gerçekleştiriyor. Aynen. İnsanları birbirine yakınlaştırıyor. Aynen. Sevgilerini, muhabbetlerini artırıyor. Sorumluluk bilincini artırıyor. Yoksulun da zenginden gördüğü o ihsanı onun kalbini serinletiyor. Ona karşı olan hasedini, ona karşı olan kinini, öfkesini, cimriliğini söndürüyor. Nasıl ateş böyle suyla sönüyor, su döküldüğü zaman ateş böyle o şeyini, yanıcı vasfını kaybediyor. Bu gibi ihsanlar, zekat, kurban gibi infaklar müminin kalbindeki o cimriliği çıkardığı gibi fakirin kalbindeki o hasetliği de çıkarıyor. Ve bunları birbirine yakınlaştırıyor. Ve bu şekilde müminler arasında umumi bir muhabbet oluşuyor. Bir ihsan oluşuyor. Saygı, sevgi gerçekleşiyor. Kurban bu açıdan çok önemlidir. Ve müminlerin bunu ihmal etmemesi lazım. Belki zamanımız az kaldı. Evet. Şunu da söylemek istiyorum. Bizim bölgede özellikle halk çoğunlukla Şafii olduğu için bazı alimlere göre kurban sünnettir. Versen de olur, vermesen de olur. Elbette vermesen önemli bir sünnettir ama. Şimdi Hanefilerde vaciptir. Şafilerdeki sünnet-i müekkede vacibin, Hanefilerdeki vacibin karşılığıdır. Önemli bir sünnettir. Bunu Allah emrediyor. اَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرِ değil mi? İnna Ateyna suresinde فَصَلِّ لِرَبِّكَ Rabbin için namaz kıl. Yani bayram namazını kıl. وَنْحَرْ ve kurban kes. Ve bu kurban kes, bu emir kimilerine göre emri vacibi, kimilerine göre emri mendubi olarak müfessirler tefsir etmişlerdir. Ama bir emir vardır. Eyvallah. Emri mendubi de olsa önemli bir emirdir. Bu emre itaat etmek gerekiyor ve bu emri yerine getirmek gerekiyor. Eyvallah. Zamanımızda bir de Allah nasip ederse yarın bayram arefesidir. Pazar günü bayramdır. Bir de özellikle bayramla ilgili bir şeyler konuşmak istiyoruz. Sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Hocam hakikaten bayramın toplumumuzda birliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın, bayramın bayram olması için Müslümanlar olarak üzerimize hangi sorumluluklar düşüyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz bizlere hocam? Sesini evet. Lütfen. Her şeyden önce hani hacılarımızdan bahsettik, hacdan bahsettik. Şu anda hac ibadetini ifa eden ve o mübarek topraklarda bulunan bütün Müslümanların selametle memleketlerine, ehline sağlık, sıhhat içerisinde dönmelerini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ve Rabbim bizi onların dualarından eksik etmesin. Amin. İbadetlerini makbul buyursun inşallah. Amin. Gidemeyenlere de en kısa zamanda gitme fırsatını versin. Ve hasaten genç yaşta gitmeyi nasip etsin. dedikten sonra evet, şimdi bayram arefesidir yarın. Allah-u Teala'ya hamdolsun böyle mübarek bir güne tekrar bizi kavuşturduğu için. Bayramlarımızı bayram gibi kutlamamız gerekir. Evet, bizim dini bayramımızdır ki hepimizin bildiği gibi Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki insanların bazı günleri kutladığını görüyor ve bununla in nesildir falan derken Peygamber Efendimiz diyor ki bizim de bundan sonra kutlayacağımız iki dini bayramımız vardı. Bir kurban, bir de Ramazan bayramı. İnşallah Teala biz de kurban bayramını idrak edeceğiz. Bu bayramın bütün Müslümanlara barış, huzur, selamet, kardeşlik, izzet getirmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Ben öyle inanıyorum ki eğer Seydam'ın ifade ettiği gibi bir toplum hakikaten eğer gereği gibi kurban ibadetini
ifa etseydi belki bu kadar kurbanlarımızı, canlarımızı da evlatlarımızı da vermiyor olacaktık. Suriye'de, Irak'ta, efendim söyleyeyim, Arakan'da vesaire, Filistin'de maalesef biz her gün artık İsmaillerimizi kurban ediyoruz. Belki de acaba bu kurban ibadetini veya bu mefhumu hayatımızdan çıkardığımız için mi de Allah-u Teala bize böyle bir musibeti reva görüyor. O yüzden kurban ibadetini, kurban bayramını da gereği gibi ifa etmemiz lazım. Hani bayramın özellikle en güzel özelliği Müslümanların birbirleriyle efendim söyleyeyim barışması, huzur içerisinde bir efendime söyleyeyim ortamın oluşması, birbirlerini ziyaret etmeleri, birbirlerine yardım eli uzatmaları, hatta bu kurban da bunun bir parçasıdır. Diğer taraftan efendime söyleyeyim ölmüşlerimizi ziyaret etmemiz, küskünlerimizin barıştırılması ve bir mutluluk günüdür. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki bayram günü yeme içme günüdür. Eyvallah. Yani hakikaten yeme içme eğlenme demektir. Aynı şekilde Peygamber Efendimizin hayatında da bunu görüyoruz. Hazreti Ayşe validemizle beraber İşte bu Habeşli kölelerin yaptığı eğlenceleri izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla evet eğleneceğiz. Bayramı bayram gibi yani böyle yasa dönüştürmeden kutlamamız gerekir. Fakat biz Müslümanız. Bayram aynı zamanda bir ibadet günüdür. Bütünüyle bir eğlence de değildir. Çünkü sabah namazıyla beraber bir ibadet, bir de bayram namazıyla başlıyoruz güne. Ve kurban ibadetiyle devam ediyoruz. Dolayısıyla hem ibadetle hem efendime söyleyeyim mutlulukla geçirmek gerekir. Ben şahsen bayramın özellikle çok israfa sebebiyet verdiğini, oysa bugün toplum olarak çok büyük bir yani ekonomik sıkıntı içerisinde yaşadığımızı, yani bizimle beraber binlerce muhacirin yaşadığını unutmamamız gerekir. Dolayısıyla bu bayram mutluluğunu onlara da yaşatmanın derdinde olmamız lazım. Çoluk çocuğumuzla işte günlerce alışveriş derdine düşerken aslında onları da unutmamız lazım. Onların çocuklarının da efendim söyleyeyim mutlu edilmesi için, üstü baş bulabilmesi için bir bayram efendim söyleyeyim sabahında güzel bir yemekle bayramı karşılaması için bu tür ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda israftan kaçırmamız lazım. Efendim söyleyeyim bu manadaki fakir kardeşlerimizin elinden tutmamız lazım. Evet. Ve toparlayacak olursak hocam. Evet, mezarlarımızı ziyaret etmemiz lazım, ölülerimizi ziyaret etmemiz lazım, yaşlılarımızı ziyaret etmemiz lazım, kolu komşumuzu ziyaret etmemiz lazım. Yani çünkü bunların hepsi bizi biz yapan değerlerimizdir. Bayramın manası da zaten budur. Böyle bir bayram geçirelim. Allah-u Teala güzel bir bayram hepimize nasip etsin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Hocam son olarak Müslümanların da bayramını şu anda tebrik ediyor bu artık bu saatten itibaren. Allah sizlerden razı olsun. Hocam son olarak da bayramla ilgili. Şimdi şeyden zaten sıraladı. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Yani ilave edeceğim fazla bir şey yok. Rabbim bayramı bayram olarak bize ihya etmeyi, yaşamayı nasip etsin. Elbette bayramda insanlar kendi aralarında daha önce görüp de bu bayramda, bir önceki bayramda görüp de bu bayramda göremediği insanları görmediği zaman üzülüyor. Örneğin Mehmet Yavuz kardeşimizin işte bugün götürüp defnettik geldik. Yarın bir gün bayramda bunu kendi aramızda görmeyeceğiz. Elbette bunun bir burukluğunu yaşayacağız yani. İnsanlar üzülür, kalp üzülür, göz yaşlanır ama taşkınlık olmaz. Bazı insanlar bayram günü sabah vaktinde hemen mezarlığa koşarlar. Eve gitmeden, kimsenin bayramını sormadan, dirilerin bayramını sormadan ölülerin bayramına gidiyorlar. Ve orada birbirini tutuyorlar, kabirler başında ağlaya 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 gözlerini şişiriyorlar, eve geliyorlar. Bu bayramın tabiatına ters bir şeydir. Elbette insan yani dirileri ziyaret ederken ölüleri de ziyaret eder. Hele hele büyük zatların kabirlerini ziyaret etmek, bu vesileyle onları da sormak, şehitleri sormak, bunlar güzel şeyler, güzel duygular. Ama yani yeri ve zamanı güzel kullanmak lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Seyyidam'ın dediği gibi bayram gününde Hazreti Ayşe ile birlikte oyun oynayan ahabişleri izlemesi ve zevkle bunu izlemesi, Hazreti Ayşe'ye bunu böyle izletmesi bayram ruhunu yaşamaktır, yaşatmaktır yani. Demek ki bayram eğlencedir aslında. Bunun
ifratı helal dairesinde olduğu değildir. Müddetçe. Helal dairesinde bayram yapma. İsmi bayramdır. Eyvallah. Bayram yapmak lazım. Nas dostları ziyaret etmek lazım. Dargınların barışması. Sıla-i Rahim. Başka zamanlarda gidemediği Sıla-i Rahim'i gidip bu vesile ziyaret etmesi lazım. Sağ iken pek Sıla-i Rahim'e gitme. Öldükten sonra mezarına gidiyorlar. Bunun bir sıla ile alakası yok. Ölün sılasını sorma. Mezarına gidip sorma. Sağ iken git sor. Helalleş. Hakkı hukuku varsa bunu öde. Öldükten sonra gidip gözyaşı silme. Zamanında eğer sen bu vazifeni yerine getirmişsen, kalbin rahat ise ağlamanın da bir anlamı yoktur. Rabbim bayramı bize bayram olarak yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Bu vesileyle bizi izlemekte olan bütün mümin kardeşlerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Bayramın cümlemize, bütün ümmete, ümmetin bütün ağlayan coğrafyasına bayram olarak yaşanmayı, yaşatmayı nasip eylesin. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Özellikle bizi kamayı davetimize icabet ettiğinizden dolayı da Allah sizlerden emreden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kıymetli izleyenler, alimler ve medreseleri birliği genel başkan yardımcıları Molla Beşir Şimşek hocam ve Mehmet Çelik hocam bizleyleydi. Yapmış oldukları değerlendirmeler için kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Burada da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bayram var önümüzde. Bu münasebetle bizi izlemekte olan seyircilerimizin sizin bayramınızı en samimi duygularla tebrik eder. Bayramın size, ailenize ve tüm İslam alemine barış, bereket ve hayır getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.